Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün FIFA 20'deki en karlı 5 coin kasma taktiği videosunu attım kanala. Onu izlemeyi unutmayın. Bu videodan hemen önceydi. Bugünkü videoda ise yani şu anki videoda ise FIFA 20'deki en ama en etkili, en fişek United 5 tane kadroyu sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadroyu incelerken neden oyuncuları tercih ettiğimi, hangisinin ileride fiyatının artacağını, hangisinin düşeceğini ve coinlerinizi nasıl yönetmeniz gerektiğini de anlatacağım. Aslında bu videolar hep eğitim amaçlı oluyor arkadaşlar. O yüzden ne kapabiliyorsanız kapın. Kapabileceğinizin maksimumunu kapın ki FIFA 20 serüveninde bunlar gerçekten sizlere çok yardımcı olacak. Bu arada videoya başlamadan önce de tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Bu sene FIFA 20 böyle okul gibi olacağız. Her şeyi paylaşacağım. Bildiğim her şeyi aktaracağım sizlere. Dolayısıyla desteğiniz çok önemli. Türkiye'de FIFA'ya olan ilgi gerçekten fazla. Ama Ultimate Team'e olan böyle detaylı bilgileri olan ilgi gerçekten çok az. Ve insanlar bu konuda biraz cahil oldukları için oyuna sürekli para veriyorlar. Hep birlikte bunu engellemek için arkadaşlar lütfen bu bilgileri yayalım ki insanlar oyuna parasını kaptırmasın. Şimdi direkt arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk kadromuzdan başlıyoruz. İlk kadromuz Lig 1, yani Fransa Ligi temelli bir kadro. Neden Fransa Ligi temelli bir kadro seçtim derseniz arkadaşlar, çünkü bu lig gerçekten de çok büyük potansiyel vaat eden futbolcuların olduğu ve FIFA'da çok fazla tercih edilmeyen bir lig. Şimdi bu oyunda arkadaşlar defans sisteminde bilmiş olduğunuz gibi atak yapıyorken, yani siz atak yapan tarafken hızlı ve ince oyuncular, yani ince dediğim olarak size olarak ufak oyuncular arkadaşlar, gerçekten de çok etkili oluyor. Çünkü bu sene oyunda yuvarlığa basarak yapmış olduğunuz müdahaleler, yani direkt tackle yapmış olduğunuz müdahaleler gerçekten de kısılmış. Eğer zamanlamasını yapamazsanız oyuncular uçup gidiyor. Bundan dolayı arkadaşlar hızlı ve ince oyuncular defans oyuncularına daha az takıldığı için çok daha fazla etkili oluyorlar. İleri tercihimize bakıyoruz. Bu arada bu kadroda iki tane yatırım da var aslında. Kadroyu kuruyorken yatırım da yapmış oluyorsunuz. Sol kanatta Onyekuru var arkadaşlar. Gerçekten dehşet bir kart. Kendisiyle oynadım. İnanılmaz hızlı ve çok efektif bir kart. Hemen onun yanında takım arkadaşı Wissam Ben Yedder var. Wissam Ben Yedder bu kadronun yatırım kartlarından bir tanesi. Wissam Ben Yedder'in önümüzdeki hafta ayın 27'sinde Once the Watch kartı çıkacak arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki ayın 27'sinde herkese çok fazla coin olacağı için, herkese bayağı coin olacağı için bu tarz oyuncuları yatırım almaya çalışacaklar. Ve bu da Ben Yedder'in fiyatını arttıracak. Yani Ben Yedder'e Once the Watch çıkacağı için hem insanların talebinden dolayı fiyatı artacak. Topçuların başında bir numaralı sırada arkadaşlar. Bu yüzden bu kadroda Wissam Ben Yedder'i kullanıyoruz. Sağ açıkta ben Di Maria'yı tercih ettim. Buraya arkadaşlar Di Maria'yı yerine koyabileceğiniz bir sürü isim var. Örnek vermek gerekirse Tavin'i de burada tercih edebilirsiniz. Ama ben Di Maria'yı koyuyorum. Çünkü bu oyunda gerçekten dribbling özelliği çok iyi olan oyuncular fark yaratıyor. Bu kesin. Dribbling ve pas özelliği iyi olan oyuncular fark yaratıyor. Ve ben Di Maria'yı da normalde çok seven birisi olarak buraya koydum. Ama asıl mantıklı olarak ne koymanız gerekiyor? Buraya Tavin koymanız gerekiyor. Buraya Florent Tavin koyarak burayı da tamamlayabilirsiniz. Di Maria'ya fazla para vermenize gerek yok. Ben sadece sevdiğim için söylemek istedim. Orta sahada Thiago Mendes, Aouar ve İdris Gana Gueye var. Şimdi Gueye arkadaşlar gerçekten bu senenin en ama en overpowered kartı. Neden? Çünkü arkadaşlar adam bir CDM, yani defansif orta saha libero ve adamın 85 defansı var. 85 defanslı bir CDM. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Kadrolarınızda mutlaka ama mutlaka Gueye'ye yer vermeye çalışın. Gerçekten de inanılmaz fark yaratacak bir futbolcu. Defansı çok yüksek olduğu için ve hızı da iyi olduğu için arkadaşlar orta sahada ciddi anlamda çok felaket bir şekilde domine ediyor. O yüzden kadrolarınızda İdris Gana Gueye'yi kullanmaktan sakın ama sakın çekinmeyin. Yanında Thiago Mendes var. Thiago Mendes bu senenin Bakayoko'su arkadaşlar. Thiago Mendes'i gayet iyi. Aouar var arkadaşlar. Aouar'dan inanın çok fazla bir şey beklemeyin. Sadece alın oynasın ama öyle aşırı fark yaratacak bir futbolcu değil. Sol bekte Mendy var arkadaşlar. Mendy şu anda 10 kaygıt için markette yok. Bu oyuncu snipelamanız gerekiyor arkadaşlar. Mendy'ye mutlaka bütün takipçilerime sesleniyorum. En az herkes bir tane Mendy, bir tane de Joao Felix snipelasınlar arkadaşlar 10K'dan. Neden? Çünkü Mendy'nin ve Felix'in de %99 ihtimalle Once the Watch'a çıkacak. Ve bunlar ucuz olduğu için özellikle Mendy ve Felix arkadaşlar bu kartlarda inanılmaz artacak. O yüzden Mendy'yi snipelamanız gerekiyor. Stoper hattında arkadaşlar Diallo, Kimpembe ve sağ bekleri Meunier kullandı. Meunier zaten çok size'lı bir oyuncu. Defans yapmak için çok ideal bir oyuncu ve komple bir oyuncu. Kimpembe zaten biliyorsunuz arkadaşlar geçen seneden. Diallo da aynı şekilde. Kalede de Rufier var arkadaşlar. Evet, kadromuz gayet ucuz bir kadro. Bu kadroyu sadece artı 10K eklemeniz gerekiyor. Ama Di Maria'yı almayacaksınız. Onun da coin'sini düşerseniz bedavaya gelecek. İnanılmaz ve yatırımlı bir kadro. İkinci kadromuza geliyoruz. Bu da arkadaşlar tekrardan görmüş olduğunuz gibi hibrit bir kadromuz var. Sağ üçlü de, yani sağ baklavamızda arkadaşlar Mbabu, Akanji ve Zakaria var.
Bunu oyuncuların şu anda fiyatları yüksek ama gerçekten de efektif futbolcular sevgili arkadaşlar. Niye yüksek? Çünkü herkes aynı oyunculara yatırım yapıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sağ tarafı o şekilde yaptık. Mbappé zaten fiziği ve hızı yüksek. Defansı işte ama sağ bekte iş görüyor. Zakaria çok dirençli bir futbolcu ve orta sahada gerçekten de domine ediyor. Gueye kadar olmasa da hemen arkalarında Akanji var. Hızıyla zaten stoperde kapatıyor. Bu kadromuzda da arkadaşlar yatırım için iki kartımız var. Bir tanesi Areola, bir tanesi Mendy. Areola ve Mendy'yi snipelamanız gerekiyor. Eder Militao da arkadaşlar aynı şekilde ileride daha pahalıya gidecek bir kart. Orayı o şekilde kurmamızın sebebi birazcık da kadro kuruyorken yatırım yapmanızı sağlamak. İleriki dörtlü de arkadaşlar Hulk, Carrasco, Bakambu ve Anderson Talisca var. Paulinho da arkadaşlar orta sahada box to box oynayacak. Bu kadro görmüş olduğunuz gibi diğerine göre daha dengeli gibi durabilir. Ancak Gueye farkı gerçekten de gözlerden kaçmasın. Yani Carrasco'nun kartı muazzam. Gerçekten çok iyi bir kart. Bakan bu kez aynı şekilde. Hulk aynı şekilde. Özellikle Anderson Talisca'nın boyu arkadaşlar çok efektif. O yüzden bu kadroyu da kurmanızı tavsiye ederim. Beğendiğinizi kurabilirsiniz. Şunu kur bunu kur benim demek gibi bir lüksüm yok, size bunu da söyleyeyim. Bu kadromuz arkadaşlar birazcık daha fantastik bir kadro. Sağ taraf yine Meunier, Kimpembe ve İdris Gana Gueye. Görmüş olduğunuz gibi stoper hattında Dalbert var, Juan Jesus var. İkisi hızlı. Kimpembe de hızlı. Yani çok fazla böyle adamları kaçırmazsınız. Kalecimizde enteresan bir tercih yaptık arkadaşlar. Onu da denememizi tavsiye ederim. Orta sahamızda Hakim Ziyech ve Van de Beek var. Hemen ileride Quincy Promes, Memphis Depay ve Fişek var. Fişek. Havai fişek var arkadaşlar. Bu kadroda özelliği şu 5 star skiller var arkadaşlar. İleride 2 tane. Bundan dolayı bu kadroyu da eğer çok driblingi ve beceri hareketlerini seviyorsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Kadronun zayıf yönü ne derseniz mecburen kimya yapmak için Van de Beek'i koymanız gerekiyor. Van de Beek'i koyduğumuz için ve Van de Beek'in de çok fazla iyi olmadığı için size orta sahada sorun yaşatabilir. Eğer bu formasyonla bu takımla oynayacaksınız mutlaka 4-3-3 falan oynayın. CDM'de Van de Beek'i yerler çünkü, haberiniz olsun. Ve bu oyunda pas oranı çok yüksek oldu. Yani pasın etkisi çok fazla olduğu için Hakim Ziyech de burada kullanmış olduk. Dördüncü kadromuz arkadaşlar tamamen meta kadrosu. Bu kadroda dikkat etmeniz gereken şey Vinicius Junior. Vinicius Junior bu sene EA ile anlaşmalı olduğu için kartı inanılmaz. Gerçekten tam bir fişek olmuş, tutulmuyor abi. İnanılmaz hızlı bir herif. Hemen yanında Thiago Mendes, sağında Florent Thauvin, Aouar, Depay, Jovic, Mendy ve bizim arkadaşlar artık herkesin bilmiş olduğu Leipzig'in stoper attı. Onların kalecisi ve sağ bekte de yeni oyunun favorisi kardeşimiz var. Bu kadronun avantajları neler? Depay gerçekten çok iyi arkadaşlar. İnanılmaz iyi bir kart olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Vinicius Junior yayın adamı. Jovic 5 star weak foot çok büyük bir artı. Thiago Mendes zaten fişek dedik. Thauvin dedik. Bu kadroda oynayacağınız formasyon 4-2-3-1. 4-2-3-1 oynamanız arkadaşlar daha iyi olacaktır. Çünkü 4 tane atak oyuncunuz var. Eğer 4-3-3 oynarsanız bir tanesini yemiş oluyorsunuz. Ama tabii ki de sizin takdirinize kalmış. Bu kadronun özelliği yatırım olarak bir özelliği yok. Sadece Mendy yatırım olarak özelliği var. Onun dışında gayet kurulabilesi yüksek bir kart kadro. Ama şu an o kadroya geliyoruz. Bu. Olay budur arkadaşlar. Şimdi neden olayın bu kadro olduğunu anlatayım. Öncelikle Alex Teixeira biraz zayıf olabilir, kabul ediyorum. Ama Rebic, Correa, Kessié, Thiago Mendes ve Talisca beşlisi inanılmaz. Kessié niye inanılmaz? Bu oyunda arkadaşlar zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu size söylemiştim. Eğer zamanlamayı yapamıyorsanız sadece oyuncunun nereye gideceğini tahmin edip onun önünde böyle bodyguard L2 tuşu var ya, Joker tuşu arkadaşlar. L2 tuşuna basıp yani böyle topa dönük şekilde beklediğiniz zaman Kessié bu topların hepsini alıyor. Yani size'lı oyuncular, kalıplı oyuncular, alanı büyük olan oyuncular sizlere defans yapmakta çok büyük avantaj sağlıyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden Kessié gerçekten de bu sene tercih edecek kartlar başında bir numara giriyor. Fiyatı da gerçekten uygun. Rebic aynı şekilde öyle. Correa da öyle. Bu takımın stoper hattında bir bomba var. Bakın. Çoğunuz bu adamın, yani bu adamın kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama bu adam gerçekten de denenmeye değer bir adam. Ve bir tane daha stoper ikilisi önereceğim sizlere bunu söyledikten sonra. Arkadaşlar adamın boyu, defans ve fiziği gayet iyi. Hızı da gayet iyi. Peki bu adamın boyu kaç? Görüyor musunuz arkadaşlar boyunu? Yani adam bu boya sahip ve bu istatistiklere sahip. Bu adam gerçekten denenmeyi hak ediyor. Eğer İspanya kadrosu kullanacaksanız arkadaşlar bu adamı, yanına Gabriel Paulista alırsanız Valencia'da oynayan, inanılmaz bir ikili olurlar ve gerçekten de sizlere bayağı maç kurtarırlar. Haberiniz olsun. Ya benim aslında size önerebileceğim en iyi kadro bir bu, iki bu arkadaşlar. Bu kadroyu önerme sebebim inanılmaz, Ben Yedder'i inanılmaz, Onyekuru'su inanılmaz, Gueye'si inanılmaz, Mendy'si var yatırım için, stoper attı gayet iyi, adam yiyen tipten.
Benim size tavsiyem bu kadroyu kurmanız. Ya benim daha doğrusu size tavsiyem Guaya'yı bir şekilde kadronuza sıkıştırmanız olur. Ama ben sıkıştıramıyorum abi. Guaya ile oynamak istemiyorum. Ben daha farklı fantaziye girmek istiyorum diyorsanız da bu kadroyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadroyu dediğim gibi kendinize varyasyonlarını yapabilirsiniz. Bu Sevilla'da Stopen'in yanına Gabriel Paulus'u ekleyerek de bu kadroyu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu bütün kadroların linklerin hepsini aşağıya açıklama kısmında bırakacağım. Teker teker bakmanıza gerek yok ya da buradan durdurup bakmanıza gerek yok. O linkleri açarak Footbin'den bütün kadrolara erişebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ya şunu da söyleyeceğim. Coin olarak onu da söylemem gerekiyor. Buradaki oyuncuların çoğu ucuz ve düşük reytingli ve pahalı. Bunu örnek olarak arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. Bakın burada şu kadrodaydım. Aynen bu kadroda mesela Zakaria, Mbabu ve Akanji. Bu üçlü arkadaşlar ayın 27'sinden sonra sürekli düşecek. O yüzden bu tarz böyle düşük reytingli olup pahalı olan kartlardan kaçın arkadaşlar. Çünkü çoğu insan paket açtığı zaman 81, 78, 79, 82 bu tarz kartlar çıkıyor. Yani hep bu reytingdeki kartların çıkma olasılığı daha yüksek. O yüzden ne oluyor? İnsanlar çok fazla paket açtığı zaman sirkülasyon artıyor ve bu oyuncular çok daha fazla çıkmaya başlıyor. Bu oyuncular çok daha fazla çıkınca ne oluyor? İnsanlar bunları satıyor ve sizin elinizdeki kartların değeri düşüyor. O yüzden başlangıç olarak kurmuş olduğunuz kadrolarda lütfen ama lütfen düşük reytingli olup çok pahalı olan isimlere çok paranızı vermeyin. Geçen sene Fred vardı hatırlayacağınız gibi 45k, 50k, 60k sonra adam ne kadar düştü. O yüzden zarar etmemek için kadrolarınızı bu şekilde kurun arkadaşlar. Sizi üzmeyecek kadrolar kurun ki coin'in battı, yattı olmasın. Bu arada yarınki videoya kadar en az 35-40k kasmanız gerekiyor. Bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın. Bu akşam bu videodan sonra saat 22.00'da veya 22.30'da da tekrardan bir paket açılımı yayını olabilir. O yüzden pusulanızı, saatlerinizi kurun. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.